Nedir'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta sizler için Murphy Kanunu'nu araştırdık. Murphy Kanunu nedir, ne değildir, nasıl olur, nasıl meydana gelir, nasıl ortaya çıkmış? Hepsi videomuzda. Murphy kanunlarının ortaya çıkma hikayesi oldukça ilginç. 1949 yılında yapılan roket deneylerinde kanunun isim babası Edward A. Murphy Jr. da çalışıyordu. Roket deneyleri sırasında insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlayan bir deney yapılacaktı. Çok pahalı olan bu deneyde denek üzerine 16 tane ivme ölçer bağlanacaktı. Mamafi birisi tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlamış, deneyin başarısız olmasına neden olmuştu. Bu olay sonrası Murphy Jr. da yaptığı açıklamayla dünya tarihine geçti. Eğer bir olayı halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıkların birisi istenmeyen sonuçlara yol açacaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Bu söz o kadar tuttu ki önce deneyin yapıldığı hava üstünde sonra da bütün dünyaya yayıldı. Herkes tarafından kabul gören bu sözler 1958 yılında Webster Sözlüğü'ne girdi. Peki günlük hayatta nasıl kullanıyoruz Murphy Kanunu'nu? İnsan psikolojisine iyi gelen Murphy Kanunu bizlere kısa süreli polyanna mutluluğu yaşatıyor. Talihsizlikler sonucu başımıza gelen olumsuzluklardan sıyrılmamıza yarıyor. Örneğin beklediğiniz otobüsün gelmemesi üzerine taksiye binmeniz ve beklediğiniz otobüsün durağa yanaşması ya da botla dolaştığınız günlerde hava güneşliyken spor ayakkabı giydiğiniz gün bardaktan boşalırcasına yağmur yağması, severek izlediğiniz dizinin yayından kaldırılması Murphy kanunlarından birkaçı. Sizin de bildiğiniz Murphy kanunları varsa yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.